اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا وَإِخْلَاصًا وَنُورًا وَأَلْحُقْنَا بِالصَّالِحِينَ آمين يَا مُعِينَ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجى ربimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı bizeden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affim afiret eylesin Amin. Allahu Teala Celle Celaluhu bütün imanlı geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun, makamları cennet olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu bize arkamızdan hayırla yad edecek, bizlere dua edecek evlatlar nasip eylesin. Nesiller güzel damatlar, hayırlı gelinler nasip eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in bereketi, feyzi, rahmeti, affı, mağfireti, her türlü güzelliği sizlerin ve alem İslam'ın üzerine olsun. Ramazan-ı Şerif'in gelişi müminler için en büyük bayramdır. En büyük insanın karının ticaretinin en üst derecede olmuş olduğu bir dönemdir. Rabbim elimiz boş Ramazan-ı Şerif'ten bizleri ayırmasın. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in sonunda affolunmuş, tabiri yerindeyse günahlarından sıfırlanmış bir şekilde bayramımıza kavuşmayı nasip eylesin. Ve yine Rabbimizden ricamız dilendiğimiz bir şey de Rabbim hepimize Nice Ramazanlar, nice bayramlar ve nice hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Evet, dostlar, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bu dünya hayatının en önemli dönüm noktasını yaşıyoruz. Etrafımızda hiç beklemediğimiz kadar insanlarla ilgili şikayetler alıyoruz ve bugün dünya bu kadar kirli miydi diye diyebileceğimiz bir dönem bizim için yaşanır hale geldi. Peki bunların çıkış yolu yok mu? Bazen Allah Celle Celaluhu vermiş olduğu musibetlerle bizler imtihan eder. Bazen silkeler, bazen afatlarla, depremlerle, bazen de şu andaki bulunmuş olduğumuz salgın hastalığımızla bizleri sınar, imtihan eder. Rabbim imtihanımızı kazanmayı nasip etsin. Şikayetlenmeden ama hatalarımızı da görerek, tövbe ederek ciddi manada toparlanmayı ve inşallah en kısa zamanda bu salgın hastalığından kurtulmayı nasip eylesin. Şu ana kadar gelen haberlerde dünyada salgın hastalığından ötürü ölenlerin sayısı 2 milyon 600 bini buldu. Şaka gibi. Ya Fezik, o göremediğimiz bir mikrop hepimizin korkulu rüyası haline geldi. Onun için hiç kimse kendisine güvenmemeli. Ben, ben, ben dememeli. Ne para bu işte efendim tabiri caizse, tabir yerindeyse bir iş görebildi. Ne makamlar iş görebildi. Ne Amerika'sı, ne Rusya'sı, ne Çin'i. Herkes sınıfta kaldı. Rabbim daha beterinden korusun, muhafaza eylesin. Ve bu salgını da üzerimizden en kısa zamanda kaldırsın inşallah. Dostlar, Ramazan-ı Şerif'te bizim için yapılacak olan amellerin, salih amellerin birincisi malumunuz oruç tutmaktı. Farz olan orucumuzu tutuyoruz elhamdülillah. Rabbim kabul eylesin. Zevkle, heyecanla tutuyoruz. Hani böyle ufacık bir doktorun söylemesi bizi efendim orucumuzdan asla yıldırmamalı. Siz oruç tutamazsınız, şekeriniz var. Siz oruç tutamazsınız, tansiyonunuz var. Siz oruç tutamazsınız, kalbiniz var, ilacınız var. Eğer o ilacımızı biz iftarla sahur arasında alıp da Allah'ın izniyle güzel bir şekilde hayatımıza devam edebiliyorsak lütfen doktorların söylemleriyle beraber güzel Ramazan orucumuzu kaçırmayalım. Ramazan orucunda insan bir gün mazeretsiz bir şekilde yese o orucu niyetlenmedi. Ama efendim Orucu tutmadın sonra tutarım dedi. Mazereti yok. Herhangi bir şekilde kendisini efendim bahane de söyleyemeyecek. Bu insan bütün sene oruç tutsa o Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki alacağı sevabı alamıyor. Belki birebir orucunun efendim kazasını yapmış oluyor ama Ramazan-ı Şerif'teki o iklim, o verilen mükafat hiçbir zaman verilmiyor. Rabbim değerini kıymetinin saniyelerin saliselerin bilmeyi nasip eylesin. Özellikle özellikle Ramazan-ı Şerif'te kendimize önümüze bir program koymalıyız ve bu programı göre hayatımızı yaşamalıyız. 24 saat akşamleyin kaçta yatağımıza gireceğiz? Kaç saat uyuyacağız? Ve efendim geceleri Allahu Teala Celle huzuruna çıkıp da bir teheccüd namazı sahurdan önce kılabilecek miyiz? Bunlar hepsini efendim kendimiz düşünmeliyiz. Bir daha ya gelir ya gelmez. Gelse bile bu senin Ramazanı değildir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar manidar bir hadis-i şerif söylüyor. Hepimizin bilmiş olduğu bir hadis-i şerif tekrarlayalım. Çok ihtiyacımız var. Ne buyurdu güzeller güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim iki şeyin kıymetini bilmez de aldanır. Birisi sağlık, diğeri de boş vakit. Sağlığımızın kıymetini hastalandığımız zaman anlıyoruz. Boş vaktin kıymetini de ne zaman vaktimizi efendim bir bakıyoruz ki ibadet olsun, ticaret olsun, ihtiyaç olsun bunlara teksif edemiyoruz. Eyvah diyoruz. Eyvah demeden Allah diyelim Celle Celaluhu. Evet. Bugün için en önemli sizinle müzakere edeceğim konu tövbe istiğfar olacak. Değerli aziz kardeşlerim. Biliyorsunuz hepimiz hepimiz beşer olarak zaman zaman ayağımız kayıyor, gidiyoruz hacısıyla hocasıyla hiçbir tanemiz bu noktada garantili değiliz. Bir garantili olanlar sadece ve sadece peygamberlerimizdir. Aleyhimüsselam Ecmi Hazretleri. Onun dışındaki olan bütün insanlar hata yapabilir buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama beraberinde de şunu söylüyor. Hata yapanların en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor. Evet Hata yapabiliriz. Hemen döneceğiz. Hemen döneceğiz. Ya Rabbi geldim. Lütfen beni bağışla. Affet Ya Rabbi. O bizim böyle hata yaptıktan sonrasında pişmanlığımız var ya niye yaptım ki? Ah yapmasaydım diye böyle içimizden geçirmemiz Allah katında tövbe istiğfar olarak değerlendiriliyor. Elhamdülillah. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne kulak veriyoruz. Mübarek ne buyurmuşlardı Sallallahu aleyhi ve sellem? Buyurmuşlardı ki Sallallahu aleyhi ve sellem bir insan güzel bir şey yapar ve kalbi ona sevinir, ondan mutluluk duyarsa kötü bir şey yaptığında da günah işlediğinde de kalbi sıkılır. Niye yaptım ben bunu? Ben yapmamalıydım. Ben Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım deyip de böyle de üzüntü duyarsa o kimse mümindir. Bu davranışları içinden gelen bu coşku, bu aşk, bu heyecan imanından kaynaklanıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yaptığımız bir namaz kılma olayı olsun bizi sevindiriyor. Birisine bir hayır yapıyoruz, sevindiriyor. Bize birisi efendim bir iyilikle geliyor, seviniyoruz elhamdülillah. Bazen de yanlış yapıyoruz. Gözümüz bir yere kaçabiliyor, kulağımız bir yere gidebiliyor, elimiz yanlış yapabiliyor. Eyvah niye yaptım diyoruz. Buna da üzülüyoruz ya. Bizim imanımızı gösteriyor bu. Rabbim almasın inşallah. Normalleştirmeyelim. Yani günahları normalleştirmek kadar efendim insan hayatında zor bir şey yok. Sakın ha yaptıklarımıza pişman olup tövbe istiğfar etmekle ya Rabbi geldim kapına demek efendim insan için en büyük erdemdir, kalitedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek buyuruyor. Vallahi diyor ben Allahu Teala'ya günde 70 kereden fazla tövbe istiğfar ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in günahı mı vardı? Yok. Ama hem bize bu noktada örnek oluyor hem de bizlere bir çıkış yolunun olmasını gösteriyor. Evet. Hani köprüden önce son çıkış diye bir efendim levha görürüz ya onun gibi şu anda köprüden önce ölümden önce bir levha bize asılıyor. O da nedir? Tevbe et kardeş. Kardeş yanlış yaptıklarından tevbe et efendim Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Ölüm bu. Ne zaman nasıl geleceğini bilemiyoruz. Rabbim imanla gelmesini nasip etsin. Rabbim Kur'an'la nasıl gelmesini nasip etsin. Rabbim şehitlikle, şehadetle gelmesini nasip eylesin. Zaten bu can çıkmayacak mı? Bir de Allah yolunda çıkarsa ve bu can Allah yolunda verilirse bize ne büyük ikram yapılmış olur inşallah. Rabbimizden bunu dileniyoruz. Tevbe istiğfar ederken yalnız şuna çok dikkat etmeli insan. Hani sadece dilinle estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah değil de kalbinden bunu düşünerek yaptığı günahlara pişman olarak bir daha dönmeyeceğim Allah'ın izniyle. Ben oralarda bulunmamam lazım deyip de böyle o iç dünyasını kemiren günah kirlerini terk etme noktasında kararlarını alacak. Tövbenin üç şartı vardır diyor büyüklerimiz kitaplarımızda. Onlar yerine gelmezse tövbe yerine efendim gelmiş olmuyor. Tövbenin üç şartı. Bir, o günahı terk etmek. iki o günahı yaptığına pişman olmak. Üç, bir daha yapmamaya da karar vermek. Kesin kararlı olmak. Rabbim bu şartları yerine getirmeyi nasip etsin. Dördüncü bir şartı daha varmış. O da bazı insanlar için. O da nedir? Kul hakkı olan kimseler tövbe istiğfarını yaptıklarında kul hakkını da ödeyecekler, yerine getirecekler. Kimin hakkına girdiyse onun kapısını çalacak. Kardeş ben sana yanlış yaptım. Sen efendim eskiden bunu bilmiyordun, haberi yoktu deyip ona efendim hakkını vermeye çalışacak. Hem de bugünün bugünün kurundan verecek. 80'li 90'lı yıllarda 1000 lira bir insan hakkına tecavüz etmiş. O 2021 yılında dolar kurundan veya altın efendim değerinden o gün 1000 lira kaç gram altın alıyor? Bugün de o kadar gram altınla eşdeğer bir şekilde onu ödemiş olacak. Kısacası Allah bizi kul hakkıyla da huzurunu almasın. Hocalarımız derslerimizde derdi ki ufacık ama ufacık bir kul hakkıyla bir insan Allah'ın huzuruna gitmiş olsa yani o ufacık kul hakkından kastımız nedir? Hocamız bize dedi ki efendim havada güneşli bir havada ancak görebileceğimiz bir toz kadar efendim zerre kadar bir hakkın karşılığında mahşer gününde insan 300 vakit kabul olunmuş namazının sevabını verecek. Allahu Ekber. Yani kul hakkı deyip de geçmeyin. 1 lira deyip geçmeyin, 5 lira deyip geçmeyin. Bazen insanın efendim o 5 lirası yarın mahşer gününde çok büyük veballerle karşı karşıya bırakabilir. Cenab-ı Hak Celle dünyadan gitmeden bütün ne var sehlallaşmayı, pullaklarını ödemeyi tertemiz gidebilmeyi nasip eylesin. Amin. Dostlar, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine tövbe ile ilgili olan bölümünde hadislerinin şöyle buyurmuşlar. Et taibe munazzem kemen ladem Yani bir insan günahından tövbe ederse o pişmanlık var ya, sanki hiç günah işlememiş gibi onu tertemiz yapar, buyuruyor. Evet. Cihazımıza pişman olduk. Tövbe ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah diyoruz. Allahü Teala Celle her bir estağfirullah deyişte paslanmış olan o kalbimizin efendim pastarını atıyor, 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 atıyor ve biz Allah'ın izniyle tertemiz bir kalbe sahip oluyoruz. Sonra o kalp Allah'ı zikrederken de tad alır, zevk alır. İbadet ederken namazdan zevk alır. Kur'an'ından zevk alır. Hayatından zevk alır. Ama günah kirleriyle kirlenmiş olan bir kalp zevk alamıyor. Yani sohbet bile dinlemek istemiyor. Allah'ın ayeti efendim ona ağır geliyor. Hadis-i ağır geliyor. Bir an evvel kapansa bu konu diyor. Ya gerçek olan ölümü insanlarla böyle bir muhabbet esnasında konuşamıyorsunuz. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzımızın tadını kaçıran ölümü çokça birbirinize konuşun, ondan efendim sohbetler açın, onları anlatın diyordu. İnsanımız bugün bu konu yaştığınızda başka konu mu yok? Hemen kapatıver efendim başka bir yere dönelim. Ya çok sıkıcı oldu falan diyor. Halbuki bir gerçek var ki ondan asla ve asla kaçamayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiramın yanında üç tane çakıl taşı aldı eline mübarek. Ve üç tane çakıl taşının bir tanesini hemen önüne bıraktı. İkincisini biraz öteye bıraktı mübarek. Üçüncünü de biraz daha efendim uzağa bıraktı. Sonrasında buyurdu ki sahabe-i kirama bakın bakın şu üç taşın örnekliği size şu şekilde açıklıyorum. Bunu dikkate alın lütfen. Birinci hemen önüme bırakmış olduğum çakıl taşı insandır buyurdu. Onun önüne bırakmış olduğum biraz sonrasında Çakıl taşı ölüm ile alakalı olan bir örnektir. Onun ötesinde olan, uzağında olan ise insanın emelidir, arzularıdır, istekleridir. Siz insan olarak emelleriniz, arzularınız derken koşuştururken oraya ulaşacağım, buraya ulaşacağım derken beklemediğin bir anda ölüm selamun aleyküm. Gidiyoruz diyor. Eyvah diyorsun. Daha ben işlerimi bitirmedim. Hele ölüme hiç hazırlık yapmadım. Daha yani şimdi sırası mı geldiğiniz falan diyorsun. Ama ölüm kesinlikle vakti zatı geldiğinde efendim diyor ki gideceğiz. Allah böyle emretti. Yani insanın dünyaya gelişinde gidiş biletini veriliyor kendisine. Gidiş biletinin maalesef yerini tarihini okuyamıyorsunuz. Okuyamıyorsunuz. Silik yazılmış. Kader, kader. Silik yazdırmış bunu. Allah rahmet eylesin. Necip Fazıl kaderi bu ölümle ilgili diğer hayatımızla ilgili olan bölümü o kadar harika tarif etmiş ki efendim iki satıra sığdırmış. Siz onunla bir kitabın özeti olarak hemen kendinize gerekenleri alıyorsunuz. Demiş ki mübarek Necip Fazıl Allah rahmet eylesin. İşte şairler budur. Efendim o düşüncelerini hemen yazıya dökerler. Kader Kader Beyaz kağıda sütle yazılmış yazı Eğer elindeyse kazı beyazdan beyazı Tekrar söylüyorum. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse kazı beyazdan beyazı. Yani beyaz bir kağıda süt kesinlikle böyle bizim kalemlerimize falan benzemiyor. Siz onu sıvı bir madde olarak döküyorsunuz. Yazı yazıldı mı? Yazıldı. Yani sıvı maddeyle yazıldı kağıdın üzerine. Fakat işin garibi beyazın üzerinde beyaz okunma şansı yok. Yazılan bir şey var fakat okuyamıyorsunuz. Sonra ikinci maddede diyor ki yine elindeyse kazı bakalım beyazdan beyazı diyor. Yani değiştirme şansın var mı? Efendim ben bunu beğenmedim de başkasını efendim istiyorum deme şansın da yok. Dolayısıyla güzel bir şekilde kulluk yapıp da Allah'ım kaderimizi de güzel eyle hayırlı eyle, mübarek eyle, bizi sıkıntıda bırakma Allah'ım diye dua edeceğiz. Dostlar, tevbe istiğfar dediğimiz zaman her zaman aklımıza şurada gelmeli. Hani nasıl dışarıdan geldiğimizde bize diyorlar ya kendinize bir dezenfekte yapın diye efendim dezenfektan kullanıyoruz şimdi, e günah mikroplarına karşı da bir dezenfektan kullanmak gerekiyor. Onun da adı tövbe istiğfardır. Sabahtan akşama kadar neler görüyoruz, neler efendim duyuyoruz, işitiyoruz. Peki günde yüz kere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden giden bizler tövbe istiğfar etmezsek nasıl olacak? Yatağımıza nasıl girebileceğiz? Bu kirlerle, bu günahlarla belki de bir daha kalkamayacağız. O yüzden Allah Teala ibret almayı, tövbe etmeyi ve huzuruna pırıl pırıl gidebilmeyi nasip eylesin. Amin. Ülkemizin de inşallah geleceğini çok hayırlı eylesin. Ciddi manada tövbe etmeyi nasip eylesin. Düşünebiliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor. Ne kadar efendim yanlış yaparsak yapalım, tövbe edelim diyor. Çünkü Allahü Teala Cilcihan'ın huzurunda tevbe eden kimse pırıl pırıl olur diyor. Hiç günah işlememiş gibi olur diyor. Günahlarımız çok. Günahlarımız çok. Millet olarak yani hep beraber aynı gemideyiz. Kimse ben buna yapmıyorum diyemez. Yanımızda komşumuz yapıyor, akrabamız yapıyor, oğlumuz yapıyor, kızımız yapıyor, torunumuz yapıyor, yeğenimiz yapıyor. Ama illa bu gemi içerisinde kirli olarak hepimiz birbirimize yanaşmışız. Mesela geçenlerde bir e, not aldım. Gerçekten Türkiye'mizdeki manzarayı düşünebiliyor musunuz? Şu anda 11 binden daha fazla faizli banka çalışıyor. Faizli efendim Allah'ın en sevmediği adreslerden bir tanesi faizli bankalardır. Yani Allahü Teala Celalühu faiz veren, faiz alan kimselerin ma efendim mahşer gününe geldiklerinde şeytan çarpmış gibi geleceğini haber veriyor. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 275. ayete lütfen bir efendim uzanalım, bir bakalım Allah ne buyuruyor diye. Faiz o kadar beladır ki, o kadar büyük bir illettir ki faizi efendim ufacık bir e, bölümü dahi insanı helak eder, yakar, mahveder. Faizi bu kadar duyduktan sonrasında insan terk etmezse Allah ve Resulüne savaş açmış olur, kaybeden biz oluruz. 11 binden daha fazla açılan böyle e, faiz yuvalarını destekleyenler maalesef bizim insanlarımız. Maalesef biz götürüyoruz onlara paralar veriyoruz. Allah bizi hepimiz affeylesin. Yani nasıl olduk biz bu hale geldik? Bütün dünyayı İslam'ı, Kur'an'ı, medeniyeti götüren insanlar olarak biz efendim değerlerimizi kaybettik. Fabrika ayarlarımıza dönmek zorundayız. İslam'a, Kur'an'a dönmek zorundayız. Allah'ın bize bağışla demek zorundayız. 172 milyon banka kartı, 72 milyon kredi kartı Türkiye'de şu anda ceplerde dolaşıyor. Yani kredi kartlarının belki kullanmaları yani para dolaştırmayayım, korkum var falan diyen insanlar için doğru olabilir ama bir şartla, bir şartla kredi kartını kullanan kimse tarihi tarihi geldiği zaman ödemesini kesinlikle yapabiliyorsa kullanabilir. Yoksa öteliyorsa, kredi kartının bir kısmını diğer bir aya bırakıyorsa onun için haramdır, faize bulaşmıştır. Dolayısıyla buna çok dikkat edelim. Kredi kartı kullanıyorum diyerekten kendi kendimizi kandıramayız. Kurallar neyse onları öğreneceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'mizde 155 bin tane tekel bayisi var. Yani 155 bin tane tekel bayisinde Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı içkiler satılıyor. Ya Rabbi bizi affeyle. Ya Rabbi sonumuzu hayır getir Allah'ım. Biz diyoruz bazen hani bu belalar başımıza nereden geliyor diye. Allah Celle Celaluhu bizi bu noktada efendim görelim, düşünelim, tövbe edelim diye bazen silkeliyor. Bazen efendim böyle bir efendim e, depremle, afatla, bu tip salgınlarla beraber sınıyor, imtihan ediyor ve kazanalım istiyor. Rabbim bizleri bağışlasın, affı mağfiret eylesin. Yüzlerce ahlaksız diziler, hangi bir tanesine bakacaksınız Allah aşkına? Televizyon zaten televizyonluktan da çıkıyor. Bir haber efendim izleyeceksiniz, onda dahi haberinizi doğru izleyemiyorsunuz. Kim kimi kaçırmış, kim kimi efendim işte ne aldatmış. Bunlarla ilgili olan olaylar. Ya Rabbi, Ya Rabbi Müslüman Türk milletini tekrar o Osmanlı'daki ecdadına, tarihine, fatihlere yakışır evlat halini getir Ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz Allah'ım. Ramazan-ı Şerif'in az önce dediğim gibi ta sonuna kadar mübarek Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirmek için programımızı yapalım. Akşamleyin yatış saatimizi en geç en geç sizlere öneriyorum mümkünse 11 yapalım. 11'de yatağımıza girelim ve en geç saat 3'te kalkalım. 4 saatlik bir uykuyla beraber rahat bir sahur yaparız. Teheccüdümüzü kılarız. Dualarımızı ederiz. Ümmetin Muhammed'in dua ihtiyacı var. Evlatlarımızın ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımız var. Ölmüşlerimizin ihtiyacı var. Aman böyle kendimizi salmayalım. Televizyon kolik olmayalım. Televizyondaki iftar ve sahur programlarına kendimizi kitlemeyelim. Kendimizi mümkün olduğu kadarıyla birebir Allah'a vermeye çalışalım. Sonra sahurumuzu efendim yapalım. Sahurumuzda da yine efendim Allah-u Teala Celle, Celle, Celle yakışır bir şekilde bir programla beraber yani dini bir şey dinleyeceksek ona dikkat edelim ve sonrasında da 3-5 dakika önce sahurumuzu bitirelim. İlla ezanı beklemeyelim. Yani müezzin ezan efendim okuduktan sonrasında ben sahurumu keseceğim, suyumu içeceğim demeyelim. Tehlikeye atabiliriz. Müezzin de bir insandır. Müezzin de belki uyuya kalmıştır. Ezanını 2-3 dakika geç okuyabilir. Dolayısıyla bizim o günkü orucumuz da sakata girebilir. Buna dikkat edelim. Elhamdülillah saatlerimiz var. Saatlerimiz uygun bir şekilde hareket edelim. İmsak saatimize dikkat edelim. Birkaç efendim dakika öncesinden ağzımızı çalkalayalım. Dişlerimizi fırçalayalım. Abdestimizi alıp sabah namazını bekleyelim. Sabah namazını cemaatle camide kılmaya çalışalım. Camiler açık. Sabah namazı için söylüyor. Ama kılamadık. Evimizde cemaat yapalım muhakkak. Ve sonrasında istirahat ederiz bir çıtır bir şekilde işlerimize gideriz. Ve mümkün olduğu kadarıyla akşamda erkenden dönüp biraz istirahat edelim, kaylule yapalım. Ve zikirlerimiz, Kur'anlarımız, tesbihatlarımızla beraber iftarımızı bekleyelim. İftar öncesinde oruçlu ağızlarımızda Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek dualarımızı ihmal etmeyelim. Hem kadınımız hem erkeğimizde. Yani hanımefendiler özellikle sizlere efendim rica ediyorum öyle e, iftar saatinde e, yemek yetiştireceğim deyip de tam duaların makbul olduğu saati boş geçirmeyelim. Ona göre hareket edelim inşallah. Sonrasında evlerimizde de olsun teravihlerimizi asla ve asla ihmal etmeyelim. Teravihlerimizi evlerimizde 20 rekat olarak kılalım. Her bir gece 30 teravih kıldığı zaman, 30 orucumuzu da tuttuğumuz zaman ve bayramımıza buyurun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyelim. Buyuruyor ki Allah'ın farz kıldığı orucu tuttunuz. Benim sünnet efendim olarak bıraktığım e, kıldınız. Allah sizi annenizden doğduğunuz gün gibi günahlarınızdan arındırır. Pırıl pırıl tertemiz yapar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde dolu dolu geçirmeyi ve razı olacağım bir şekilde oruçlar tutmayı, namazlar kılmayı nasip eyle. Hayır hazret yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Evlerimizde veya dışarlarda e, fakir fukaraya, garibanlara oruçları tuttuktan sonrasında iftar verebilmeyi de bize nasip eyle. Öğrencilerimize, talebelerimize, Kur'an kurslarımıza, talebelerimizin efendim o kursaklarından, Kur'an okuyan o ağızlarından lokmalar geçmesini bizler de efendim, vesile olmamızı nasip eyle inşallah. Bir kişinin oruç tutmasında vereceğimiz bir iftar onun almış olduğu oruç sevabını hiç eksiltmeden size de yazdırıyor. Rabbi Rabbi yüzlerce insana efendim iftar verebilmeyi de nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Ya Rabbi her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle. Doğu Türkistan'a Filistin'e, Gazze'ye, Arakan'a, Myanmar'a, Yemen'e, İtlib'e, Suriye'ye ve bütün dünya Müslümanlarına yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Bizi, bizi, parasal yönden, ekonomik yönden sıkıştırmaya çalışanları sen sıkıştır ya Rabbi. Onların ekonomilerini darmadağın et ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara güç kuvvet ver ya Rabbi. İslam'ı, Kur'an'ı bütün dünyaya hakim eyle. Amin, amin, amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعاءنا الله مثلاً كابولي، دعاء الله مثلاً أفول مسيح، أمتي محمد صلى الله عليه خير الله رزاق في شن، بالهاس الله رزاق El Fatiha. Allah razı olsun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz. Dua eder, dua bekleriz inşallah.